Cimboma Brezilyalı 10 numara. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı kırmızılarda eksik bölgelerin haricinde kadro kalitesini artırma operasyonu da son sürat devam ediyor. Oyuncu izleme ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar rotasını Brezilya'ya çevirdi. Transferde Güney Amerika pazarına yönelen Cimbom, Palmeiras forması giyen Rafael Veiga'nın peşine düştü. Okan Buruk merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Veiga'nın hücum çeşitliliğinden yararlanmak istiyor. Son dönemde yaptığı çıkışta dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini de çekmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Veiga, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 40 maçta 18 gol atıp 6 da asist yaparak tam 24 gole doğrudan etki etti. Cimbom oyuncunun kulübünü de ikna etmesi halinde Veiga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens. Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata. Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica. İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu, performansıyla Nicolò Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu, kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson. Marka ile yakaladığı uyum sonrasında Brezilyalı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu, Abdülkerim Bardakçı ile de harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transferi için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı. Coinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim, Galatasaray taraftarına Marka'yı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Léo Dubois. Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de Boey'in olağanüstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolò Zaniolo. Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimbom'da potansiyeline ulaşamasa da yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zaniolo da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekugbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Galatasaray Ankara Gücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde ederken bu başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Okan Buruk oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda sarı kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, yıldız isimlerden maksimum verim alarak Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştırdı. Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan genç teknik adam, İkinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı. Manisa ekibi Akhisar'la da Türkiye Kupası sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki 3. kupayı sarı kırmızılı kulüple kazandı. Başarılı çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine 1-30 Mayıs günü Ankara Gücü deplasmanında yaşamıştı. O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk bu kez sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılılar 92-93 sezonunun son maçında da Ankara Gücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
Ayrıca Okan Buruk Süper Lig'in kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39'la en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, Sarı Kırmızılı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu. Okan Buruk'u 1960 yılının ilk 6 ayında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp 2.37 ortalamaya ulaşan coşkun özarı takip etti. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak ayrı bir rekorun da sahibi oldu. Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran Galatasaray, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tam 14 maçta puan kaybetmedi. Icardi 20 golü aştı, Ümit Özat saçını boyattı. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Ümit Özat, sezon başında Galatasaray'ın o dönem yeni transfer ettiği Arjantinli yıldız Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunmuş ve söz vermişti. Ümit Özat o dönem Arjantinli golcüyle alakalı "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" demişti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankara Gücü maçında Mauro Icardi 2 gol de atarak gol sayısını 21'e çıkardı ve Ümit Özat'ın bu sözleri tekrar gündeme oturdu. 25 Mayıs'ta Allah'ın varsa bir gol daha atmazsın paylaşımını yapan Ümit Özat, Icardi'nin 20 golü aşmasının ardından bir paylaşım daha yaparak "Söz önemlidir" ifadeleriyle saçlarını boyatacağının sinyalini vermişti. Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı yayınla saçını kırmızıya boyattı ve sözünde durdu. Dünya Galatasaray'ı konuşuyor. Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankara Gücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu dış basında da geniş yer tuttu. İşte dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu. Almanya'dan Bild. Galatasaray'dan 23. şampiyonluk. İki eski Bundesliga yıldızı Türkiye şampiyonluğunu kutladı. Yine Almanya'dan Kicker. 2019'dan beri ilk kez Galatasaray yine Türkiye şampiyonu. Almanya'dan Sport. Galatasaray şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Fransa'dan Le Parisien. Mauro Icardi Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor. Yine Fransa'dan L'Equipe. Galatasaray Türkiye şampiyonu oldu. Hollanda'dan Football International. Galatasaray kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı. İspanya'dan AS. Şampiyonluk dirilişi. Yine İspanya'dan Mundo Deportivo. Galatasaray Icardi'nin elinden şampiyonluk. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport. Icardi'nin iki golü belirliyor. Galatasaray Türkiye'nin şampiyonu.